bugün. Yine canlı yayında çok fazla sasa var. Sasa, o da hani sasası olanın tasası olmaz diye. Bakın Vicdan Hanım, bunları var ya, bu lafları ben uydurmuyorum. Bu lafları halk buldu. Yani bizim Türk yatırımcımızın bulduğu şeyler bunlar. Sloganlar bu hisselere. Bu saydığınız iki hisse de Türk yatırımcısının aşkları aslında. Aşk yaşıyorlar yani, öyle böyle değil. Ama tabii şirketler de hak ediyor hakikaten. Ben de 4 yıl, 3 yıldır, 4 yıldır Sasa'yı ve Hektaş'ı da anlatıyorum. Hikayeleri var ve bu hikayelerle beraber gelinen nokta şu: 5,5 milyar lira net kar 6 aylıkta. Geçen yılın 12 aylığında 700 milyon net kar vardı. Ama ben burada bir düzeltme yapacağım. Sasa'da herkesin düştüğü bir hata var. Net kâra çok bakmamak lazım. Vergi öncesi kâra bakmak lazım. Çünkü Sasa çok ağır yatırımları teşviklerle yaptığı için çok büyük bir vergi geliri yazıyor. Mesela vergi öncesi kârı 1,7 milyar, 3,8 milyar vergi geliri yazmış. Onunla 5,5 milyar. Yani aslında Sasa'nın kârı 5,5 milyar değil, 1,7 milyar aslında vergi öncesi. Ama yine de o kâr bile geçen yılın 6 aylığında 256 milyondu. Onu bile şu anda hani 8'e katlamış, 8'e katlamış, 7'ye katladı. Ben biraz burada cirodan bahsetmek istiyorum. 15,6 milyarlık bir cirosu var Sasa'nın. Geçen yılın toplam cirosu 14,6 milyardı. Çok, yani geçen yılın cirosunu zaten bu yılın ikinci yarısında, ya ilk yarısında zaten geçti bile. Kar marjlarını tuttu Sasa bu sene, iyi gidiyor. Yani Sasa'da bir de her sene yine devreye alınacak yeni de yatırımlar var. Sasa'nın hikayesi bitmiyor. Bakın, size bir unutmuş da olabilirler yatırımcılarımız, benim eski videolarımda da anlatıyordum. Sasa eskiden yıllık cirosu 400 milyon liraydı. Sonradan yılda 1 milyar ciroya ulaşmıştı. Ve bu yatırımlarını da anons etmişti. Bu yatırımlar devreye girdikçe 4 yılın sonunda yılda 1 milyar ciro yapan şirket bugün neredeyse 30 milyara gidiyor şu anda. 30 milyar ciroya kadar gidiyor. Bence Sasa, evet, bu fiyatlarda biraz hani dinleniyor olabilir ama sonucunda daha da yüksek seviyeleri gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu büyüme hikayesi devam ettiği müddetçe hissedeki hikaye de devam edecektir açıkçası. Peki. Yaklaşık 1900